Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ zaferinin ardından Bakü'ye gidiyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya gelecek. Ziyaret Karabağ zaferinin ardından gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olması bakımından da büyük önem taşıyor. Sevgili seyirciler, Erdoğan Karabağ zafer kutlamalarına da katılacak. Şimdi detayları almak istiyoruz. Azerbaycan'a çeviriyoruz biz de kameralarımızı. Mustafa Yıldırım orada bizi bekliyor. Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalandığını görüyoruz Mustafa Yıldırım. Büyük bir heyecan var bildiğimiz kadarıyla. Detayları aktarır mısın programa dair? Azerbaycan'ın Karabağ zaferi yarın düzenlenecek törenlerle katılacak, kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle bu törenlere katılacak. Yarın iki lideri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre sonra Bakü'de olacağını da belirtelim. Yarınki programın detaylarına geçecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile birlikte öncelikle Azerbaycan şehitliğini ve Türk şehitliğini ziyaret edecekler. Sonrasında ise başkent Bakü'de Bağımsızlık Meydanı'nda resmi tören başlayacak. Askeri geçit töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımıyla Karabağ'da görev yapan 3000 asker resmi geçit törenine katılacak. Ayrıca yine Azerbaycan'ın kullanımında olan askeri silahlar, araçların tümü resmi geçitte yer alacak. Türk ordusu komandolarda askeri geçitte yer alacak. Bunu da belirtelim. Ayrıca yine Türk silahlarının da söz konusu geçitte yer alacağını belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev daha sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Elbette bu görüşmede ikili ilişkiler masaya yatırılacak. İki devlet tek millet çerçevesinde bugüne kadar ikili ilişkiler oldukça yoğun bir şekilde yakın işbirliği içerisinde devam ediyordu. Bundan sonra da elbette devam edecek. İki ülke arasında bazı anlaşmaların da bu çerçevede imzalanacağını belirtelim. Gündemdeki diğer konulardan biri ise kuşkusuz Karabağ. Türk ve Rus askerlerinin yöneteceği bir merkez oluşturulacak kuşkusuz bilindiği üzere. Ankara ve Moskova hattında görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada Esenboğa'da basın toplantısında önemli bir açıklamada bulundu. Karabağ'ın imarı ve inşasında Türkiye üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getirecek dedi. Bu çerçevede anlaşmaların içeriğinin altyapı, ulaşım ve yine askeri çerçevede düzenleneceğini de belirtebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev yarın görüşmeleri baş başa ve heyetler arası çerçevede devam ettirecek. Sonrasında ise Erdoğan'ın Bakü'den, Azerbaycan'dan ayrılacağını belirtelim.